Değerli arkadaşlar merhaba. Üniversite tercih sıralaması yapmakta olduğunuz bugünlerde kararsızlık yaşıyorsanız, mezun olduğunuzda ne yapmak, gelecekte nasıl bir değişim yaratmak ve insanlara ne gibi katkı vermek istediğinizi gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Bunu belirlerken de önceliklerinizden, değerlerinizden yararlanabilirsiniz. Örneğin sizin için en önemli 3 şey ne? Özgürlük, para, tanınır olma, güç ve itibar, başkalarına yardım etme gibi seçenekleri çoğaltabilirsiniz. Sıralama aşamasında üniversite seçiminde yaşadığınız şehirde mi okumak istiyorsunuz ya da başka şehirlerden de yüksek öğretim programı tercihi yapacak mısınız? Eğer başka bir şehir ihtimali de düşünüyorsanız ve bulunduğunuz şehirde vakıf üniversitesi varsa ekonomik koşulları karşılaştırarak bir bütün olarak değerlendirebilirsiniz. Yazmayı planladığınız tüm üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmak için üniversitelerin web sitelerini inceleyerek online fakülte tanıtım günlerine katılmanız size üniversitelerin sunduğu çeşitli imkanlar hakkında fikir verecektir. Fakültelerin tam yerini en azından ilçe bazında öğrenmeniz ulaşım ve yaşam alanını belirleme açısından önem taşımaktadır. Diğer yandan 2021 yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamalar, akademik kadro bilgileri de tercihlerinizi belirlerken size fikir verecektir. Listenizi oluştururken aritmetik başarı sıralaması kadar yerleşmek istediğiniz bölüm önceliğine de bakarak karar vermeniz önemlidir. Örneğin, 4. sıradaki tercihinizin başarı sırası 3. sıradaki tercihinizden düşüktür ancak 4. sırada olan tercihiniz 3. sıradakinden daha çok istediğiniz seçenekse sıralamanızı buna göre değerlendirmeniz uygun olacaktır. Bu durumda puan daha üstteki seçeneğe tutacağından sistem sizi 3. tercihinize yerleştirecektir. Burada asıl gösterge puanınızın ideal düzeyde değerlendirilmesi kadar okumayı en çok istediğiniz yere odaklanmak olmalıdır. O nedenle ölü tercih ya da puan ziyan olmasın mantığına bir de bu açıdan bakınız. Mesleklerin geleceği ya da önü açık meslekler konusunun sadece zamana veya dış faktörlere değil, sizin çabanıza da bağlı olduğunu hatırlatmak isterim. Daha detaylı bilgi almak ve bireysel görüşme yapmak için size en yakın işkura giderek iş ve meslek danışmanlarımıza başvurabilirsiniz. Tüm hizmetlerimizden olduğu gibi meslek danışmanlığı için de ücretsiz destek alabilirsiniz. Hepinize başarılar ve bol şanslar dilerim.